felç kalmadı ama her an kalabilir. Elif Hanım'a da anlattım. Bugün için ameliyat olmaması olmasından daha iyi. Çünkü sinirler henüz iyileşmemiş. Ameliyat büyük riskler doğurabilir. Mermi çekirdeği lumbal 4-5 arasında, omuriliğe 3 milimetre kala durmuş. Bu nedenle disk kapağı alt tarafında uyuşma, ağrı, hareket kısıtlılığı mevcut. Eğer mermi çekirdeği yerinden oynar da omuriliğe tam baskı yaparsa hastanızın felç kalma riski söz konusu. Bu yüzden ani hareketlerden, ağır işlerden kaçırması gerekiyor. Ameliyat için ne zaman hazır olacak? Kesin bir süre veremeyiz. Sinir rejenerasyonu sağlandıktan sonra mermi çekirdeği ameliyatla alınacak. Ancak o zaman bile ameliyat %100 risksiz değil. Operasyon sırasında da felç kalabilir. Hayatta sıfır risk diye bir şey yok doktor. Aman telefona dikkat. Yapamıyorum, olmuyor. Israr etmenin anlamı yok. Doktor dedi zaten. Yapamaz, olmaz, yürüyemez. Boşuna ısrar etmeyin diye. Halt etmiş o. Bugün için söyledi canım. Yorulduğun için. Hadi yarın devam edersin. Seni gezmeye götüreyim mi? Sırtında mı? Atla gidiyoruz. Hadi. Harp mahalline yol ver. Çekil önümden. Çekil. Ah ya. Çok ayıp. İnanmıyorum sana. İkinci susurluk. Vay. Mafyanın hedefi devleti ele geçirmek. Vay. Nohut babalığından mafya babalığına. Vay 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 vay. 15 yaşında nohut pilav satarken zabıtayı bıçaklayarak öldüren Süleyman Çakır, işlettiği illegal kumarhanede 32 kişinin ölümüne sebebiyet vermek, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve idare etmek suçlarından hakim karşısına çıkıyor. Ermiş, ne diyor bu gazeteler? Fal yazar gibi haber yazıyorlar abi. Ne yani, en büyük baba olamadık mı? Abi ben bilmem o işleri. Bilme koçum, bilme. Gel gel, otur şöyle. Bunlar adamı göğe kadar çıkarır. Aslansın, kaplansın, en büyüksün yapar. Sonra da uçurumdan aşağı bırakıp parçalanmanı seyrederler. Hepsinin kanını içmezsem namert. Dosyası DGM'de görülecek. İddianamesini hazırlayan savcı enteresan bir adam. Yani ayarlasak bu kadar olmazdı. O kadar dürüst ki Çakır ölmeden cezaevinden çıkamaz. Çaldığı salatalıklar bile ortaya çıksın. Salt kumarhane davasından hüküm giymesi hiçbir şey. Özellikle 3 cinayetin tamamen onda kalmasını ve dosyaların kapanmasını istiyorum. Müdahaleye açık bir savcı değil. Ancak dolaylı yollardan delillere ulaştıracağız. Dürüst dedin ya. Yeterince tehlikeli. Peki ya Çakır konuşacak olursa? Gurur Çakırlar için var. Konuşmaz. Ölecekse konuşmadan ölmeyi yeğler. Ayrıca Çakır'ın yaşaması bizim için ölmesinden daha önemli. Neydi adamın adı? Şahin Ağa. Şahin Ağa'ya haber sal. İhale Çakır'da kalmadan ortalığı karıştırmasın. Hı hı. Tombalacı bugün mü dönüyor? Evet. Niye geliyormuş? Kumarhanelerini taşımak için izin isteyecek. Sanki her şeyi benden izin alarak yapıyor. Çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsin. Tam kendine göre bir yer açmışsın. Üstelik artık kitapları mülkiyeti de benim. Tek zoruma giden satıyor olmak. Sıkma canını. Nasıl olsa alan olmaz. Bugün kim tarih okumaya meraklı ki? İkimiz hepsine yeteriz Ömer Efendi. Seninle Kerkük türkülerini konuşuruz. Deli Hikmet'le de Kerkük'ü nasıl kaybettik, nasıl alırız onu konuşuruz. Konuşmuyor ki kerata. Kadere küsmüş.
3 aydır ağzından bir tek kelime çıkmadı. Deliler de susuyor, veliler de susuyor. Konuşacak kimsemiz kalmadı. Konuşacak olursa bana gelsin. Derin devletle ilgili güzel komplo teorilerim var. Söylerim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun aslan. Sağ olun. Eyvallah. Bu derin devlet seni de mi susturdu Hikmet abi? Evladım hadi konuşmuyorsun. Çay niye içmiyorsun? Çok güzel olmuş ana. Ellerine sağlık. Afiyet olsun evladım. Nesife anne. Annem de çok güzel yapardı bunları. Hikmet gibi bir arkadaşım vardı köyünde. Annem bir tepsi yapardı. Arkadaşımla daha soğumadan bir tepsiyi bitirdi. Görüşüyor musunuz hala arkadaşınla? Deli dolu bir çocuktu. İşi gücü hır çıkarmaktı. Beni de sürüklerdi hırlarının peşine. Birlikte acayip dayak yerdik. Niye? Hiç iki kişiye saldırmazdık ki. Nerede olay var, nerede kalabalık var, hop biz ortasında. Hakikaten Hikmet'ime benziyormuş arkadaş. Alim'le Hikmet'im de öyleydi. Dayağı da yemeği de birlikte yerdi. Kader ayırmasa hiç ayrılmazlardı. Bir gün dazlaklar bizi çevirdi. Ellerinde zincirler, sopalar. İkimiz de kanlar içerisinde kaldık. O birini altına almış, yumruk üstüne yumruk atıyor. Ali! Kralınlar! Kralınlar! Öğreteceğim hepinizi. Bırak lan! Al bana! Geberteceğim sizi. Hikmet! Yapma! Hikmet! Hikmet iyi misin? İyi misin Hikmet? Ben adam mıyım lan kahveler? Bir tanesi cebinden bıçağı çıkardığı gibi arkadaşımın sırtına sapladı. Dazlakların hepsi anında kaçtı. Arkadaşımın yanına gittiğimde son nefesimi veriyordum. Ben sırtımdan vurulacak adam mıyım ulan kahpeler deyip gözlerini yumdu. Bir daha hiç konuşmadı. Doğurmayı bilmeyenler öldürmeyi nereden öğreniyor? Annem elmalı kurabiye yapmış Hikmet. Hadi bunlara da ağzını açma da göreyim. Kahpeliğe engel olamadım diye ben de mi kahpeyim? Benimle niye konuşmuyorsun? Ağzını burnunu kırarım senin, bir daha konuşamazsın. Aa, ne oldu şimdi buna? Bu kadar güzel kurabiyeyi görüp yememek sıkar. Hoş geldin bey. Hoş bulduk hanım. Güzel kızım Tayta'yı geçti mi? Oo, koşmaya bile başladım Ömer baba. Bana kalırsa hala emekliyor. O da büyük aşama. Bak bizimkine ınga bile demiyor. Aslan amcan selam söyledi. Sahaf açmış. Konuşursa gelsin, güzel hikayelerim var dedi. Aslan amca kim? Kütüphane müdürüydü, emekli oldu.
rahmetli Alim'le Hikmet'in akıl hocasıydı. Alim fazla akıllı oldu, bu da fazla deli oldu. Efendim, kartlar temiz. Ama siz yine de konuşmalarınızı tedbirli yapın. Mahkemede karşımıza çıkmasın. Mahkemede karşına çıkacak bir tek bu olsun. Her şeyi üstüme yıkıyorlar. Efendim, bir şey tutturamazlar. Kumarhaneye dair bir kayıtları yok. Zaten kulüp başkasının üstüne. O zaman niye DGM'de yargılanıyorum avukat? Efendim, baskılar... Ne baskısı lan? Devleti yıkmaya teşebbüsle suçlanıyorum. Madem DGM'de yargılanıyorum... O zaman İmralı'ya da atsınlar. Efendim, herkes istediğini iddia eder ama bizim savunmamız sağlam. Bu da bir iddia. Bana bak avukat. Benim kalemimi kırmaya ahdetmişler. Sen ol, iddianın arkasında ol. Yoksa o kalemi gözüne sokarım. Yardım ister misin? Tek başıma yapabilirim. İnsan istediğini yapabilir. Sadece azmetmesi gerekir. Her şey beyinde bitiyor. Beyin isterse... Yüreğin isterse. Bırak beni. Tek başıma yapabilirim. Bu hayatta her şeyi tek başıma yaptım. Yanımda kimse olmadı. Seni de istemiyorum. Bırak dedim. Sen kimsin? Başıma bu işleri açıp bir de iyilik meleğim mi oldun? Bırak dedim. Kendini acındırmaya mı çalışıyorsun? Acıdığın için mi yardım ediyorsun? Acıdığım için değil. Ama böyle ağladığında sana acıyorum. Bırak beni. Sana niye acıyorum biliyor musun? Kendini güçsüz göstermeye çalıştığın için. İkimiz de çok kısa zaman sonra bu merdivenlerden tek başına çıkabileceğini biliyoruz. Sadece bu merdivenleri benim bacaklarımla çıkmayı sindiremiyorsun. Sadece güçsüz olmayı sindiremiyorum. Tanıdığım en güçlü insan. Sen beni ne kadar tanıyorsun ki? Senin beni tanıdığından çok. Artık çıkabilir miyiz? Kollarım koptu. Göründüğün kadar zayıf değilsin. Şiş. Bir çay daha içer misiniz? Teşekkür ederim. Ben ek binaya kadar geçiyorum. Sağ olun müdür bey. Sana gelmemeni söylemiştim. Hayırdır? Nasılsın? Çok şükür. Çocuklar nasıl? Seni çok özlediler. Özledik abi. Anam nasıl? İyi ama çok öksürüyor. İlaçlarını almıyor mu? Alıyor abi. Gönderdiğim parayla haftada bir doktor götürüyoruz. Ama hiç istemiyor çok para gidiyor diye. Karışmasın işime. Ben para gönderirim. Bir daha temizliğe falan gittiğini duyarsam ikinizi de gebertirim der ya. Merak etme abi. Sen nasılsın abi? Vakit nasıl geçiyor? Burada zaman durdu Begüm'üm. Burada zaman durdu Begüm'üm. Avukatlar ne diyor? Çıkarsın diyor. Gazeteler, televizyonlar niye üstüne geliyor? Takma kafanı. (Gülüyor)
Çocuklar merak etmiştir. Ben de merak ediyorum. Merak etme gülüm. Söz. Yakında yanında olacağım. Dışarıdan istediğin bir şey var mı? Babanın yanından çık. Beni evimizde bekle. Laf söz olmasın. Peki. Seni çok seviyorum. Eyvallah. Aklımı bulandırma Nesrin. Hadi. Hadi. Teşkilatın iki silah sürü var mı? Hoş geldin. Gel bakalım Yakup Cemil. Garp cephesinde değişen bir şey var mı? Koca dünyayı bir hücreye sığdırmışsın. Çok görme. Yıllarca avucumuza sığdırdık. İşler kötü. Birileri Çakır'ı piyasadan siliyor. Kötü kuruyemişçiler bile gaza geldi. Haraç vermiyor. Polisin, savcının, basının gözü üstümüzde. Biz de bir yere zıplayamıyoruz. Bütün gözler sana çevrilmiş, hala şikayet ediyorsun. Şu anda yaptığım her şey Çakır'ın aleyhine olabilir. Göremediğiniz şu. Bir şey yapsanız da yapmasanız da her şey Çakır'ın aleyhinde. Bak Polat Alemdar. Çakır bizim için hiçbir şey. Ama operasyon için çok şey. En tepeye çıkmamız için Çakır'ın omuzlarına ihtiyacımız var. Ama şu anda Çakır'ın dik durabilmesi için senin omuzlarına ihtiyacı var. Sağlam bassın yeter. Makedonya'da 3. Çeçenistan'da 2. Dağıstan'da 5. Azerbaycan'da 12. Musul'da 30, Kerkük'te 26. Sen bu kadar adamla Musul'u, Kerkük'ü nasıl alamadın şef? Almak mesele değil, kalmak mesele. Amerikalılar bu haritayı görseler, Türkiye'ye çuval giydirirler. Türkiye'ye çuval giydirirler de, benim aslanlarıma kefenden başkasını giydiremezler. Aslan yattığı yerden belli olur. Bizim de yattığımız yer mapsanelerdir. Medrese-i Yusufiye'dir. Bize de Medrese-i Yusufiye'nin bekçiliği düşmüştür. Kılıç abiye selamı söyle. Burada bizden izinsiz rüya gören de olmaz, tabir eden de olmaz. Çakır kardeşimiz misafir gelmiştir, misafir ağırlanacaktır. Kılıç abim Şahin Ağa'nın bir isteğinin olup olmadığını sordu. Kılıcı keskin olsun.
Eyvallah. Hüsreva ne istiyor anlamış değilim. Hollandalılar eroin karşılığı ekstazi vermeyi kabul ediyorlar. Neden ekstazi işine girmemekte direniyor? Hüsreva da Lazya da gelenekçi adamdır. Bildikleri işin dışına çıkmazlar. Yeni bir işe kalkışmazlar. Bu yeni bir iş değil ki Kılıç. Adamlar yılda 1 milyar hap imal ediyorlar. Dünyanın 1/6'ına kayıtsız kalamazsın. Kalırsan da art niyet ararım. Size bağlı olduklarından şüphem yok. Ama hala milliciler. Millicilerse sarsın içsinler. Düğünlerde havayı ateş etsinler. Benim konseyimden de defolup gitsinler. Geldi mi kumarbaz? Kabul etmenizi bekliyorum. Al içeri. Benden haber almadan dönme demiştim. Dönmek zorunda kaldım. Umarım ölmek zorunda kalmazsın. Ekim'de Azerbaycan'da seçim olacak. Dengeleri lehimize kurdum. Kalıcı olması için çok paraya ihtiyacım var. Bu Azeriler parayı çok sever nedense. Kim sevmez ki? Para mı istiyorsun? Hayır. Parayı banka kanallarıyla transfer edemem. Kayıt dışı olması gerekiyor. Türkiye'den çıkana kadar mesele yok ama ondan sonrası için yollar güvenli değil. Özellikle Gürcistan ve Ermenistan sınırları. Ben hallederim. Ama yine de tek partide götürme. Nasıl isterseniz. İplikçinin yine yüreğine inecek. Onun cebine inmeyen her şey yüreğine iner. Ne zaman döneceksin? En kısa zamanda. Ortalığı karıştırma. Karından ve iplikçiden başka kimse burada olduğunu bilmesin. Niye yok diyorsunuz anlamıyorum ki. Şişko'nun karısını kaldıralım. Bak tıpış tıpış nasıl dönüyor. Ne yapacaksın dayı kadını? Kendine mi alacaksın? Abdesthanemde su döktürmem o meluna. Karı kız işi biz bozar. Fingir derken bozmuyor ama. İki kişinin kulağına kar suyu kaçırmamız lazım. Kimmiş? Biri Tuncay, öbürü iplikçi. Biri olmadan mal çıkmaz, öbürü olmadan da para çıkmaz. Vallahi iplikçiye davul zurna çalarak gelirim de o deveye beni götürmeyin. Kendime mukayyet olamam sonra. Olamazsan sıkarsın Seyfi abi. Ne kafana takıyorsun? Ha, bak o zaman olur işte. Abi kurpiyer kızın babası yine geldi. Ne yapalım? Yolla gitsin. İçeri al. Peki abi. Getiriyorum. Bütün yuvam dağıldı. Ocağımı söndürdünüz. Senin kızın bizim kızımız amca. Kanı yerde kalmayacak. Kim yaptıysa söyleyin. Ellerimle öldüreceğim. Amca kalk. O benim evimin direğiydi. Anasına kalk, bakıyordu. Amca. Bana bakıyordu. Kardeşlerini okutuyordu. Amca kalk. Ellerim tutsa çalıştırır amca, mıydım kızımı hiç? Kalk amca. O benim ilk nurumdu. Amca kalk. Kızının anası bizim anamız. Babası bizim babamız. Kardeşleri bizim kardeşimiz. Kanı bizim kanımız. Kızını toprağa gömene bir avuç toprağa haram edeceğim. Beni çağırmışsınız. Kimdi hapishanedeki ağa bozuntusu? Şahin Ağa.
Şimdi onlar içeride birbirlerini ağırlar. Şahin'in adamlarından birini satın alın, ne istiyorsa verin. Çakır'ı öldürürse iki katını daha vereceğimi söyleyin. Nasıl isterseniz efendim. Ama çok iyi korunuyor ve özel koğuşta. Sen dediğimi yap. O benden böyle bir hamle bekliyor. Beklediğini verelim ki beklemediği yerden vuralım. Peki efendim. İplikçiye gidin. Bu gece için 50 milyon dolar hazırlasın. Bir hafta içinde 100 milyon dolar daha çekeceğim, haberi olsun. Paraları tır garajına o transfer edecek. Tamam efendim. Abi Şahin Ağa koridoru girdi. Şeref verdiniz. Şeref bulduk. Buyurun. Nasılsın? İyi misin Çakır kardeş? Eyvallah. Dostlarımızı gördükçe daha iyi oluyoruz. Sen eski zaman mahpussun. İçeri nasıldır? Örtüre nasıldır? Racon nasıl döner bilirsin. Yeni yetmeler cezaevcilik nasıldır bilmezler. Cahil adam da çok yaşamaz. İstedik ki kardeşimizin acı kahvesini içelim. 40 yıl dost yaşayalım. Eyvallah. Örf, töre, racon bilene, içerisi de bir, dışarısı da bir. Acı kahvemizi içsin, acımızı paylaşsın. Bizi unutmayanı son nefesimize kadar biz de unutmayız. Eyvallah. Her ne kadar namın tedbirse de tedbirine katkımız bulunsun. Eyvallah. Namımızın büyüklüğü dostlarımızın büyüklüğündendir. Benim malıma karşı oradan hap verecekler. Ben de o hapları burada satıp parayı ikiye katlayacağım. Olur mu öyle şey? Benim para için bunu yapmayacağımı bile bile teklif etmeleri ağrıma gitti. Herkes en iyi bildiği işi yapacak. Ben eroinin en iyisini yapıyorum. Bütün dünyada da kapış kapış satılıyor. Neymiş? Eroinin modası geçmiş. Heh. Bu çarık mıdır modası geçsin? Bizi olmaz işlere sokup silah çıkarmaya çalışıyorlar. Mehmet Karahanlı'ya saygı duyarım. Büyük adamdır. Ama Hüsreba'ya daha çok saygı duyarım. Örf bilir, gelenek bilir, töre bilir. Ziya kardeş, senle ben böyle etle tırnak oldukça kimse bizi elinde maşa edemez. O büyük baş, başından büyük işlere kalkışıyor. Bizim çocuklar söyledi. İplikçiye para götürüldüğünde duymuşlar. Azerbaycan'a para çıkarıyormuş. Bu kadar maşa olursan adamı yerinden yurdundan da ederler, parasından da. Azeriler adama para mı bırakır? Haram para Hüsreba. Karışma, Azeriler parasını alsın. Biz de canını alırız. Baba razı mı Orhan amca?
Ne bavuluymuş Erhan? Git bak bakalım. Peki abi. Çakır'ın oğlu mu? Benim torunum. Hmm. Abla, enişten çıksın öyle gideriz. Çıkacak işte Meral. Bugün yarın ne fark eder? Bir ara evimize nasılsa döneceğiz. Anne, anneannemin resmini alabilir miyim? Al kızım. Babam gitmemize izin vermez abla. Ben babamdan izin almayalı çok zaman oldu Meral. Beni mi istettiniz Nesrin Hanım? Toparlanıyoruz Orhan abi. Bavul gerekiyor. Babanızın haberi var mı? Giderken olur. Vallahi benim kimseyle meselem yok. Olan meseleleri de unutmaya çalışıyorum. Tombalacı benimle iş yaparsa ben de onunla iş yaparım. Ama bu işimi sizlerle paylaşmak zorunda değilim. Fesübhanallah. Bir harbe girdik. Bu harpte bizden yana olanlar var, bize cephe alanlar var. Biz bu harbi kazanacağız. Ya yanımızda olursun, ya karşımızda. Ortası yok. Safını doğru belirle. Ben kimsenin yanında yer almıyorum. Ben iş adamıyım. Herkese eşit mesafedeyim. Tombalacı arabana sıktırdı. Ayağından vuruldun. Seyf odayı zannettin. Seyf odayıya sıktırdın. Yine ayağından vuruldun. Üçüncü bir ayağın yoksa kafana mukayyet ol. Tehdit mi ediyorsun? Tombalacıya dikkat et diyorum. Seninle bir meselem yok. Ama gözümde böcek kadar da kıymetin yok. Benimle cebelleşme Tuncay. Abidin, temizleyeyim mi abi? Hayır abidin. Masayı komple at. Hatta burayı komple sat abidin. Öyle değil, öyle değil. Şöyle koy. Kaç tane karıştırdım şimdi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Evladım, para alacağın zaman kapısını aç kasanın. Kerane kapısı mıdır bu? Kasa kapısıdır. İnsaf kalmamış beni Adem'de, anamı ağlattılar acı bademde. Ya nereden geldi şimdi bu aklıma? 50 milyoncuku tuvalet kağıdı mı zannediyor bu tombalacı? Bak evladım, Türk'ten kareni, Çeçen'den caneni, Azeri'den maleni saklayacaksın. Gitti paracıkların muazzalı bir seçim yüzünde. Kazanan kim? Kaybeden kim? Hep kaybeden ben, hep kaybeden ben. Abi transferi biz mi yapacağız? Verirsen 50 milyoncuku bir çırpıda Allah'ın köylüsü sana abi der. Kuzu, ben seni kardeşim mi? Veli nimetinim. Bana bak, paracıklarımı tombalacıya götürürken başına bir şey gelirse hepinizi kitir kitir keserim. Kitir kitir! Bu iş beni çok sertleştirdi, bir ıhlamur için bari. Yavrum bir ıhlamur. Bir ıhlamur getir bari. Çocukluğum, gençliğim burada geçti. Senin yatağın yatıyor, biz bizzat yattık. Arada sırada geldiğimizi sayarsan
10 yıl. Ailen sensiz ne yaptı abi? Ne yapacak? Gün saydı. Biz 1 sayıyorsak onlar 3 saydı. 10 yıl boyunca cezaevinden çıktığım anı hayal ettim. Anama şöyle sarılacağım, bacımı böyle koklayacağım diye. Çıktığımda anam ölmüştü. Bacım büyümüştü. Beni kapıda karşıladı. Abim. Geçmiş olsun abi. Sağ ol gülüm. Abi sana aldım. Bu ne Derya? Dışarıda zaman durmuyor abi. Sen yanımdasın ya. Artık zaman durmaz be gülüm. Eren. İnsan nasıl erer biliyor musun? Bilmiyorum abi. Sabrederek. Peki sabır nedir biliyor musun? İntikamını almaya azmetmek. Peki ben intikamımı nasıl alacağım abi? Sen sabredeceksin. Ben intikamını alacağımlarmış. Adını boşuna mı taktık oğlum? Geliyorum. Ne yapıyorsun kızım? Ben bakarım. Tamam anne. Merhaba Ayşe teyze. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş hoş gelmedin. Seni görmek istemiyorum, anlamıyor musun? İstemiyorum. Anne ne yapıyorsun sen? Sen karışma Elif. Yeter artık. Bu kız uğursuz, defolsun gitsin. Bunları duymayı hak edecek bir şey yapmadım. Daha ne yapacaksın ha? Her şey senin yüzünden oldu. Babam da Canan yüzünden mi öldü anne? Ali'yi de Canan yüzünden kaybettim değil mi? Kader diye bir şey var. Kabul etsen de etmesen de var. Bu hayatta bir tek arkadaşım var. Senin canın sıkın diye onu da kaybetmeye niyetim yok. Canan giderse ben de giderim. Elif. Allah'ım canım al. Anne, ne sana ne kardeşime ne de kendime acıyacak durumda değilim. Canan kapıyı kapar mısın? Gözyaşı kimseyi geri getirmedi. Getirseydi senin kocan da benim kocam da gelirdi. Kır şu fasulyeleri lan. Akşama mercimek yemeyi düşünmüştüm. Mercimeği fırına verdin mi lan it? Yok baba. Yemeği sana sorduktan sonra. Onu demiyorum lan it. Nereye lan? İç ol it. Dışarıda kırayım. Seni rahatsız etmeyeyim baba. Odun mu lan o dışarıda kıracaksın? Gel otur. Ah.
çocuğun olmuyor mu? Yolda baba. Ne lan? Bağdat'tan mı geliyor yoksa? Zürriyetsiz. Şehre indiğimde gelinini getiririm. Gözünle görürsün. Gitti de kurtuldum ben de buradan. İnşallah dört kolluyla döner Azerbaycan'dan. Hiç mi haberin yok herhangi bir şeyin? Yok kuzu. Neden haberim olsun? Bir gittiğinden haberim var. Ona da her gün fakir fukaraya sadaka dağıtıp şükrediyorum. Peki para falan da mı lazım olmuyor bu adama? Canım, tombalacının bir dünya parası var. Ben de tuttu 3-5 kuruş. Sen bana tombalacının yerini ver. Ben de sana o 3-5 kuruşu hibe edeyim. Vallahi ne yalan söyleyeyim, iyi teklif. Bilsem hiç kaçırmam, üzerine atlar değil. Teklif var, ısrar yok. Bizi nerede bulacağını biliyorsun. Çakir kuzuma para lazımsa ona kredim sonsuz. Tabii faizi her zamankinden bir miktar yüksek olur. Risk payı yüksek olunca. Duydum ki işler yolunda gitmiyormuş. Kulağını keserim, bir daha hiçbir şey duymaz. Aman canım. Bunlar ihlamur ağacı yeseler yine yumuşamazlar. Öyle bir sıkıştık ki Eren'i kurtarmak için tek umudumuz Erdal'ı bulup konuşturmakta. Öyle bir umudumuz da olmadığına göre. 3 aydır sesi çıkmıyor. Öldü mü acaba? İnşallah. Şu Tuncay Kantarcı ile şirketleri bir ilişkilendirebilsem 2 celsede çıkarırım Eren'i. Ama öyle konuşlar ki ağa, paravan şirket içinde paravan isimler. Bir çıkış noktası olmalı. Öyle gömüldüm ki içine göremiyorum. Ben de. Bugüne kadar hiç sormadım bile. Neyi? Kim olduğunu. Kimin? Canan. Polat kim? Nasıl kim? Basbayağı kim? Nereden gelmiş? Ne yapmış? Ne yapar? Nasıl biri? Nerede yaşar? Niye merak ediyorsun ki? Farkında değil misin? Birkaç ayda hayatımın merkezine yerleşti. Ve ben onun kim olduğunu bilmiyorum. Polat Alemdar kim? Damadım kızlarıma eve geçsinler demiş. Burada rahatları yerinde. Benim de aklım onlarla kalmıyor. Güvendeler. Çakır çıkana kadar buradalar. Haber verin. Bir aksilik olmazsa yarın çıkacak. Her zaman bir aksilik olur. Bildiğin bir şey mi var Ziya abi? Bilmediğim çok az şey var. Paraya sıkışmışsınız. Yanlış iletmişler. Bize yanlış iletilmez. Ama ihtiyacınızı giderdiyseniz diyecek bir şey yok. Gidermediyseniz haberiniz olsun. Tombalacı parasını iplikçiden çekiyormuş bu akşam. Orhan! Buyur abi. Tombalacı ne yapacakmış o kadar parayı? Azerbaycan'a götürecekmiş abi. Damadıma selam söyleyin. İçeride sırtını duvardan başkasına dönmesin. Sağlığına dikkat etsin. Çürümesin. Efendim, mafyanın devleti ele geçirmeye çalıştığı iddia ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 3-5 çapulcunun ele geçirebileceği bir devlet değildir. Ama efendim, savcı bey.
Can Polat beni buradan çıkarmazlar. Çıkarsalar da sağ çıkarmazlar. Onlar burayı sana zindan ederse ben de onlara dünyayı zindan ederim. Bu iş çok büyüdü Can Polat. Her şeyi üstüme yıkacaklar. Tabii benim konuşmayacağımı da biliyorlar. Yine de yarın bir umut. Sonuçta 32 kişinin katili ben değilim de. Sen müsteri ol. Hiç kimsenin kanı yerde kalmaz. Evelallah. O şişkonun leşine tükürmek olmasa dışarı çıkmaya niyetim yok ya. Can evimden vurdu beni Can Polat. Sen can evini tamir et. Dışarıda can dostların seni bekliyor. Ya şimdi Çakır da mafya. Oturuşu, kalkışı, konuşması, hareketleri, tavırları tam bir mafya. Daha doğrusu kabadayı. Ama bu adam Çakır'ın yanında tam bir salon adamı. Benim yanımda tam bir şövalye. Erdal'ın peşinde de tam bir avcı. Canan en tuhafı ne biliyor musun? Bir gözü çok merhametli Ömer Baba gibi. Bir gözü de çok acımasız. Çakır'dan daha da canan. Beni hep şaşırtan ne oldu biliyor musun? Ona dair anlattığın nadir şeyler senin bütün özelliklerini bilmesiydi. Bunları anlatıyordun ama tahmin gücünün bu kadar kuvvetli oluşuna şaşmıyordun. Neden şüphelenebilirdim ki? Dikkatli, kadınları tanıyan, iyi izleyen bir adam diye düşündüm. Ali'den başka hiçbir şey düşünmüyordum. En azından şimdi düşünecek bir şeyin var. Polat, düşün bakalım. Öyle bir şey değil Canan. Ama çok tuhaf. Sabıka kaydına, GBT'sine bir ulaşalım bakalım. Ne çıkacak? Nasıl bir şeye rastlamayı umuyorsun? Bilmiyorum. Ne olursa. Canım. Efendim canım. Ben kilo mu aldım ya? Yok. Nereden çıktı bu? Polat'tan. Oha! Tankla götürselerdi bari. Tank kadar güvenli dayı. Kurşun değil top mermisi geçirmez. Niye söylemedin abi operasyon yapacağımızı? Ne diyecektim Memati? Dışarıda bize kimse araç vermiyor. Parasız kaldık. İtibarımız iki paralık oldu. Onun için icraat yapacağız mı diyecektim. Abi ben gizli saklıyı sevmiyorum. Sen? Yani abiden gizli saklı. Öf! Çakır da yarın sabah duyar nasıl olsa uzatma. Aha! Çıktı Deyus. Aman canım! Paralara dikkat edin! İplikçiyle işimiz yok. Aslında burada alırdık paraları. Alırız ama burada aldığımız para iplikçinin. Götürdükleri yerde alacağımız para tombalacının. Bizim tombalacıdan alacağımız var. Odayı. Beraber ilk çapkınlığımız. De hadi, belini getirme.
çok adam var. İçeri girsek adamlar kolay da. Yeğenlerim, eğer bu parayı alırsak var ya, alın teridir. Ananızın ak sütü gibi helaldir. Hayber Kalesi gibi. Şimdi bu kapıyı geçmek için bir düldül iktiza eder. Burada çok açıkta kaldık. Çıkalım. Tam sırasıydı şimdi. Ulan burada ne pislikler dönüyor. Senin yaptığın işe bak. Tamam dayı. Pisliği pislik arabasıyla kaldıracağız. Ben kılık mılık değiştirmem. Kadın kılığına gir demedim Memat. Hadi. Artık sizin. Eyvallah, biz gerisini hallederiz. Arkadaşlar gidelim. Deyus. Yeğenlerim, gene yaptınız yapacağınız ha. Bana bir şey bırakmadınız. Ama bu arada. Allah bismillah. Dayı, Memati ile leşleri tıra yükleyin. Ne baş mıyız biz yeğenim? Şişko patronuna Polat Alemdar'ın selamını söyle. Çakır'ın cezaevindeki her günü için ona ceza keseceğim. Öldürdüğü her adam için adamını alacağım. Topla lan! Topla leşlerini! Hadi eyvallah. Aman Allah. Süleyman Çakır. Thank you.
Tamam dağılın, dağılın. Herkes kenara çekilsin, kenara çekilin. Çekilin şöyle. Yasa dışı kumarhane işletmiş, ihaleleri engellemiş, fesat karıştırmış, haraç toplatmış, tehdit, şantaj, silahlı gasp gibi eylemleri bizzat yönetmiş, yönlendirmiş, bu olayları işlemek için teşekkül oluşturmuş. Teşekkül oluşturmakla yetinmemiş, oluşturduğu teşekkülle devletin bazı kurumlarına sızmış, kamu güvenliğini yoğun bir şekilde tehdit eder bir hale gelmiş olduğu sabittir. Yukarıda zikrettiğim hususların en büyük delili, sanığın kamuoyunda büyük yankı uyandıran 3 ayrı zamanda işlenen cinayete Beyiç Türkcan, Önder Zülfü Koşar ve Barış Bulmaz'ın bizzat öldürme eylemlerini planlamış ve gerçekleştirmiş olmasıdır. Şahsıma yapılan tüm suçlamalar mesnetsizdir. İllegal kumarhane işlettiğim tamamen hayal ürünüdür. İddia edildiği gibi bir suç örgütü kurmam, başına geçmem söz konusu değildir. Hele isimleri söylenen 3 cinayetin benimle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Vatanını milletini seven, aynı zamanda toplumdaki olaylara kayıtsız kalmayan sorumlu bir Türk vatandaşıyım. Yüce Mahkemeden tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Gereği görüşülüp düşünüldü. Suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kamuoyunda infial uyandıran suçlardan olması nedeniyle sanığın tahliye talebinin reddine, tutukluluk halinin devamına. Efendim, davayı kamuoyunda ikinci bir türlü deniyor. Efendim, üç cinayeti siz mi işlediniz? Bugün kumarhane zedelerinin evlerinin önünde 4 ceset bulundu. Buna ne söyleyeceksiniz efendim? Benimle ne alakası var kardeşim? Ben cezaevinde değil miyim? Ama cesetlerin üstünde katil cezasız kalmadı yazıyor. Buna ne diyeceksiniz? Lütfen bir açıklama yapın. Bir açıklama yapmayacak mısınız? Yapın. İlahi lütfen adalet. Amacınız devletiyle geçirmek. Bir açıklama yapın. Bu ikinci susurluk olabilir. Can Polat! Lütfen efendim bir açıklama yapın. Bir açıklama yapar mısınız? Bir açıklama yapmayacak mısınız? Efendim bir açıklama yapar mısınız? Lütfen bir açıklama yapın.